Değerli dostlarım hepiniz yeni bir indirim videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz 16 Mayıs'ta Epic Games indirimleri başlattı ve 13 Haziran'a kadar bu indirimler devam edecek. Ben sizlere bu videomda öncelikle hani e, şimdi indirimler var tabii. Kiminde %80, kiminde %60, kiminde %50, kiminde %50, kiminde %33, kiminde hiç indirim yok bazı oyunlarda. Şimdi öncelikle beklemeniz gereken oyunlardan bahsedeceğim. Yani nedir bu? Hani şu an değil de bir veya iki indirim sonra hani fiyatı daha da düşeceği için hani şimdi almayın da ileride alın diyeceğim o oyunlar olacak tabi onu yine siz bileceksiniz isterseniz alabilirsiniz İkincisi de Xbox sahiplerine özel bir kısım olacak onu zaten timeline'da göreceksiniz video'da direkt oraya da atlayabilirsiniz yani Xbox Game Pass Game Pass olanların hangi oyunlara dikkat etmesi gerektiğinden de bahsedeceğim haberiniz olsun. Onun dışında sizlere önereceğim oyunları videonun geri kalanında 500 lira üstü ve 500 lira altı şeklinde göstereceğim. Umarım güzel bir video olur. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar bir de önemli bir şeyden bahsetmeyi unutmuşum. Onu da hemen çekip videoya ekledim. Ee, alışverişlerinizde %5 ödül kazanıyorsunuz. Yani %5 cashback diyebiliriz buna. Şimdi mesela 1000 liralık alışveriş yaptınız. Bunun %5'i size iade edilecek. Yani mesela 1000 liralık alışveriş yaptınız. 50 lirası size geri verilecek. Yani sizin Epic Games hesabınıza bu yansıyacak. Tabi şu çok karıştırılıyor. Çok işte diyor yani ben alışverişimi yaptım ama bu ödül, bu keşmek bana gelmedi diye. Neden? Çünkü satın aldığınız andan itibaren başarılı bir satın alım yaptıktan 14 gün sonra bu %5'lik ödül Hesabınıza yansıyor. Mesela şu an aldınız diyelim. Saat 11 diyelim. Ayın 18'i. İşte 14, 32, 1'i çıkar. 31. 1 Haziran saat 11'de mesela 1, 1000 liralık alışveriş yaptınız bugün. 1 Haziran e, saat 11'de size, sizin hesabınıza 50 liralık bir kupon, bir cashback tanımlanacak. Haberiniz olsun. Arkadaşlar şimdi öncelikle beklenmesi gereken oyunlardan bahsedeceğim. Yani bunları almak için acele etmeyin. Hani bir 2-3 ay daha bekleyin. Bir dahaki indirme daha da fiyatları düşecektir. Bunlar neler? Birincisi Alan Wake 2. Şu an mesela 700 küsur 730 lira. Yani şu an gerek yok. Hani çok da büyük bir indirim olmamış. Bir sonraki indirimde daha da düşecektir. Bunu söyleyeyim. Sonra diğeri e, The Last of Us Part 1. Bunda da çok büyük bir indirim yok. Buna da acele etmeyin indirim. E, tabii siz bilirsiniz. Hani paranız çoksa bana koymaz derseniz. Bu indirim de bana yeter derseniz alabilirsiniz ama hani daha da düşecektir bunlar. Bu yüzden bir sonraki bir ya da hani iki sonraki indirimlerde almanız daha iyi olacaktır. Sonraki Spider-Man Remastered e, yani ben bu indirimde şöyle bir 500'ün altına düşer diyordum ki bakın mesela Miles Morales daha da ucuz ki bu ilk oyundur. Bu sonraki oyundur. Yani fiyatı hani çok da düşmemiş. Bunu da beklemenizi tavsiye ederim. Diğerde Red Dead Redemption 2, bunda da yüzde yani 60'lık bir indirim var ama bu tabi zaman geç, geçtikçe kademeli olarak indirime giren bir oyun, ee, bu da ileriki indirimlerde 100-150 lira civarı düşüş gösterecektir. Bunları söyleyeyim. Şimdiki e, konumuzda Xbox Game Pass kullananlar için, hani bir an Epic Games'teki indirimleri görüp de bir an gaza gelip yanlış şeyler yapmayın diye söylüyorum. Mesela bakın orada indirme giren çoğu oyun burada da var. Mesela Immortals of Avium, Payday 3, Battlefield serisi, Far Cry 6, hatta Valhalla falan da vardı herhalde bir bakalım. Aynen Valhalla. Ondan sonra bu e, FIFA 2024 yani EA Sport 2024 de şu an şeye eklendi. Ben tabi zaman da şeyde almıştım Epic Games'tan. Bayağı bir üstüne zaman geçti. Hani şimdiki aklım olsa bunu almazdım. Direkt Game Pass'ten oynardım. Ee, özellikle Ubisoft oyunları ve EA oyunları e, bu Xbox Game Pass'te mevcut arkadaşlar. Bakın size şöyle söyleyeyim. Şimdi normalde bunun fiyatı kaçtı? 180'di sanırım. Tabii ben iki, bir buçuk senelik falan aldığım için şu an fiyatını hatırlamıyorum ama e, yani burada çoğu oyun var. Yani Ubisoft ve özellikle EA EA oyunlarını almadan önce eğer Xbox Game Pass'iniz varsa buraya bir bakın. Hani boşuna para vermeyin, tamam mı? Sonra bakın Remnant 2. Bakın bu da mesela şeyde bir 400 liraya falan düşmüştü. Ee, Epic Games'te ama bakın Xbox Game Pass'te var. Ubisoft Connect'te de bakın. Bakın şu an e, Ubisoft Connect'te de indirimler var, Artık kupon da veriyor. O videoyu da açıklamaya koyacağım. 21 Mayıs'ta bitiyor gerçi ama olsun yine 2 gün 2 gündür diyelim. Eee yani bu tür şeylere bakın hani biraz araştırın. Hani ben de elimden geldiğince sizlere de bilgi veriyorum. Ee, özellikle dediğim gibi. Game mesela bakın Jedi Survivor. Mesela EA oyunları da var. Ee, bir oyun almadan önce özellikle o oyun Ubisoft'un veya EA'in oyunuysa. Öncelikle Game Pass'e bakın arkadaşlar. Tamam mı? bunu söyleyeyim boşuna para vermiş olmayın. Evet şimdi 500 lira ve üstü oyunlarımıza geçebiliriz. İlk sırada Suicide Squad Kill the Justice League bulunuyor. Tabi kimileri çok beğenmiş kimileri çok da eleştirdi bu oyunu. Hani ben de aslında almayı düşünüyordum. Bu indir, indirim güzel oldu. Bu oyunda işte Rocksteady'nin Arkham oyunlarıyla aynı evrende. Üçlemenin finalini yapan Arkham Knight'ın 5 yıl sonrasında geçen bir oyun Deadshot. Kaptan, Kaptan Boomerang, Harley Quinn ve King Shark Task Force X'e katılıyor ve oyunun geçtiği Metropolis'e gidiyorlar. DC evrenin başa bela süper kötülerinden Brainiac, Injustice 2'nin ardından bu evrende de dünyayı istilaya gelmiş durumda. Biz de bunlara karşı bir mücadele vereceğiz. Suicide Squad'ın anlatısı, mizahı kuvvetli ancak işte verdiği mesaj ve senaryo işçiliği o kadar başarılı değil. Bunu belirteyim ama güzel bir indirim almış. Özellikle DC fanıysanız ve bu oyunu denemek istiyorsanız indirimdeyken alabilirsiniz. Şu an fiyatı 519 lira. Evet gelelim 500 lira üstü ikinci oyunumuza Robocop Proxy. Robocop Proxy Old Detroit'te geçen bir birinci şahıs nişancı oyunudur. Robocop'u kontrol ettiğimiz oyunda şehri suçlardan temizlemeli, soruşturmalar yürütmeli ve ayrıca park cezası da kesmelisiniz. Oyun Robocop 2 ve Robocop 3 filmler arasında geçmektedir. Oyun oynamış biri olarak Alex Murphy'nin Robocop haline gelmesi, oyunun hikayesinin güzel olması beni sardı ve oyunu kısa sürede bitirmiştim. Eğer nostalji yapmak isterim derseniz oyunu kesinlikle tavsiye ederim. Fiyatı 531 lira. Geldik 3. Oyun, oyunumuza Mortal Kombat 1. Kronika ve Shang Tsung yendikten sonra ateş tanrısı Liu Kang evreni yeniden oluşturmak için... Kronika'nın kum saatini kullanıyor ve kontrolünü dünyanın koruyucusu olmak için Geras'a devrediyor. Oyunun iki bölümlük bir hikayesi mevcut. Bunu da hani zamanında çok pahalı olduğu için alamamıştım. Ama bu indirimde büyük ihtimal alacağım. Bunu da belirteyim. Eğer dövüş oyunlarını seven biriyseniz bunu kaçırmayın Derin Fiyatı şu an 600 lira. Ve geldik oynadığım en güzel oyunlardan birine. Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy 1800'lerin sonlarında Harry Potter ve serinin diğer sevilen karakterlerinin zamanından onlarca yıl önce geçiyor. Bu dönemde bir goblin isyanı söylentileri yayılıyor ve gizemli, bozulmuş bir güç hem canavarları hem de düşmanları etkiliyor. Hogwarts Legacy'de Hogwarts'a 5. sınıf olarak yeni giren bir öğrenciyi oynuyoruz. Çoğu cadı ve büyücünün aksine karakteriniz kadim büyünün izlerini görme ve onu manipüle etme yeteneğine sahip oluyor. Oyunu bitirmiş biri olarak oyunun gerçekten güzel bir hikayeye ve mekaniklere sahip olduğunu söyleyebilirim. Çoğu kişi savaş ve skillleri beğenmemiş fakat benim hoşuma gitti ve bir solukta oyunu bitirdim. Oyunda görev yapıyor, Hogwarts'ta bulunan 4 bin adam birini seçiyor ve oranın öğrencisi olabiliyor. Evcil hayvanlar yetiştirebiliyor, uçuyor, geziyor, savaşıyor, bu maçı çözüyor, keşfediyorsunuz. Almak isterseniz fiyatı 550 lira. Evet, bir diğer oyunumuz ise Dying Light 2 Reloaded Edition. Bakın burada Reloaded Edition'a dikkat etmenizi istiyorum. E, Dying Light 2'nin hikayesi şu şekilde, çoğunuz biliyorsunuzdur. E, Harran şehrinde yaşanan olaylardan 20 sene sonrayı ele alıyor. Harran virüsünü durdurmayı başarsalar da açgözlü insanlar virüsü silaha dönüştürmeye çalışırken bir sızıntı daha oluyor ve bu sefer virüs tam olarak sızıyor. Böylece insanlık büyük bir çöküş dönemine giriyor. Popülasyon neredeyse yok oluyor şehirler tuzla buz olmuş ve yerlerini küçük kasabalara bırakmış durumda. Bu kasabaların arasında da çok mesafe var ve yollar inanılmaz tehlikeli. Zombisi, manyağı, kimyasal artığı derken ayakta kalan kasabalar arası bağlar da gittikçe kopuyor. Burada Aiden isimli kahramanımız ile bize verilen görevleri zorlu şartlarda yerine getirmeye çalışıyoruz. Reloaded Edition ile de oyuna ilk defa ateşli silahlar geliyor arkadaşlar. Ayrıca görsellikte iyileşmeler de içeriyor. Almak isterseniz fiyatı 542 lira. Geldik 500 lira üstü son oyunumuza. Spider-Man Miles Morales. Miles Morales, New York'un en yeni Spider-Man olarak karşımıza çıkıyor. Babasının vakitsiz ölümünün ardından Miles, dostu ve akıl hocası olarak olacak Peter Parker ile tanışıyor ki bu bizim aslında ana karakterimiz biliyorsunuz. Miles kendi genetiğiyle oynanmış Oscorp Rümce'yi tarafından ısırılınca eşsiz güçlere sahip oluyor ve Peter onu eğitmeye başlıyor. Oyunda kötü adamlar tarafından yönetilen yüksek teknolojiye sahip bir şirketin New York'u domine etmesini önlemeye çalışıyoruz. Binalar arasında atlayarak, havada taklar atarak, müthiş grafiklerin ve atmosferin tadını çıkararak kötüler ile baş ediyorsunuz. Oyunun fiyatı 540 lira. Evet geldik 500 lira altı oyunlarımıza ilk sırada The Lord of the Rings Return to Moria var. Yüzükler Efend Efendisi Return to Moria zorlu ve keyifli bir çok oyunculu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Madencilik, sanat ve keşif döngüsünün yanında ezici goblin orduları da sizi aksiyona sokacak cinsten. Oyunu arkadaşlarınızla ile oynayacaksanız ve bu tarz oyunları seviyorsanız hani kraftı işte maceraydı kesinlikle öneriyorum. Çünkü arkadaşlarınızla oynamak daha keyifli olacaktır tek oynayacaksanız almanızı önermem arkadaşlar bunu da belirteyim. Çünkü hani bir yandan oynayıp bir yandan arkadaşlarla sohbet edip bir yandan işte hep beraber o heyecanı, aksiyonu yaşamak ayrı bir keyif onu söyleyeyim. Fiyatı 132 lira. Diğer bir oyunumuz ise EA Sports FC 2024. Yani bu aslında FIFA 2024 diye de geçiyor ama tabii artık ismi değişti. EA Sports FC 24 yeni nesil bir futbol oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bunu ben videonun başında da söyledim. Bu oyun şu an Xbox Game Pass'e geldi. Hani eğer Xbox Game Pass'iniz varsa gidip de buradan almayın arkadaşlar. Hani ben gerçekten futbol hayranı Xbox Game Pass sahibi olmayan kişiler için öneriyorum bu oyunu. EA'in FIFA ile ortaklığının sona ermesinin ardından EA Sports FC serisinin açılış oyunu olarak EA Sports tarafından Geliştirilen bir oyun. 29 Eylül 2023 tarihinde Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One ve Xbox Series X, S için dünya çapında piyasaya sürülmüştür. Oyunda bir önceki Hypermotion 2 teknolojisinin bir üst versiyonu olan Hypermotion teknolojisi kullanılıyor. Futbol oyunu seviyorsanız tavsiye ederim. Fiyatı 420 lira. Evet 500 lira altı bir diğer oyunumuz ise PD3 soygun oyunu. Oyun PD2'nin sonrasında yani soyguncuların yollarını ayırdıkları ve suç hayatlarını terk ettikleri ama yine de onları bu konuda motive eden bir şeylerin olduğu zamanın sonrasında geçiyor. Oyun kov bir soygun oyunu. Yine arkadaşlarınızla oynamanızı tavsiye edeceğim bir oyundur banka, kuyumcu ve benzeri yerleri soymak için plan yapıyor ve operasyona başlıyorsunuz. Önceki Payday oyunlarını oynayan ben biriyseniz kesinlikle öneririm. Ayrıca bu da Xbox Game Pass'te var. Bunu da belirteyim ama buradan almak istiyorsanız da fiyatı 324 lira. Evet geldik bir diğer güzel oyuna God of War. God of War'da Yunan tanrıları tarafından savaş tanrısı Ares'i öldürmek üzere gönderilen Spartalı savaşçı Kratos'u kontrol ediyoruz. Hikaye ilerledikçe Kratos'un kendi ailesini öldürmesi için kandırılan ve korkunç kabuslar gören Ares'in eski hizmetkârı olduğu ortaya çıkıyor. Oyun gerçekten müthiş bir akıcılığa sahip. Mitolojiye de meraklı birisiniz kesinlikle tavsiye ettiğim bir oyundur. Oyunun fiyatı 450 lira. Bir diğer oyunumuz ise Days Gone. Days Gone insanlığın bir kısmını zombi benzeri vahşi dönüştüren bir salgının başlamasından 2 yıl sonra yani kıyamet sonrası Oregon'da geçiyor. Eski kanun kaçağı Deacon öldüğü sandan karısı Sarah'ın hala hayatta olabileceğini keşfeder ve onu bulmak için bir arayışa çıkar. Oyunun atmosferi, mekanikleri gerçekten tatmin edici. Ben de bu oyunu oynamış biri olarak bu oyunu gerçekten sizlere tavsiye ediyorum. Ki güzel de bir indirim var. Oyunun fiyatı 224 lira. Ve geldik Cyberpunk 2077'ye. Cyberpunk 2077'de yükselişte olan bir kiralı katil olan V olarak oynuyorsunuz ve ilk ciddi kontratınızı alıp aksiyona dalıyorsunuz. Siber gelişmiş sokak savaşçılarının, teknoloji meraklısı Netrunner'ların ve kurumsal yaşam korsanlarının dünyasında bir şehir ef efsanesi olma yolunda ilerlediğiniz bir oyun. İlk başta çıktığında çok bug sorunları ve optimizasyon sorunları vardı ama şu an oyun oynanabilir durumda arkadaşlar. Yani anlatılmaz ve yaşanır diyorum. Bu oyunu alın aldırın. Fiyatı şu an 499 lira. Sırada Horizon Zero Dawn isimli oyunumuz bulunuyor. Biliyorsunuz bu ilk başta PlayStation'a çıktıktan sonra PC'ye çevrilmiş bir oyun. Ve şu an oynanabilir durumda. Yırtıcı makinelerin yükselişiyle medeniyetin çöküşünden yüzyıllar sonra kabilesinden dışlanmış biri tarafından... Sevgiyle büyütülen Eloy adlı bir genç kadın felakete yol açan kıyamete neyin sebep olduğunu keşfetmek ve geçmişinin cevaplarını aramak için zorlu vahşi doğada dolaşıyor. Bu oyunda sizi gerçekten müthiş bir hikaye bekliyor olacak. Hele ki bu fiyata düşmüşken kaçırmayın derim. Fiyatı 225 lira. Şimdiki oyunumuzun ise direkt olarak seri e, olarak bahsedeceğim. Bu oyun Metro Serisi arkadaşlar Metro Serisi 3 adet oyun içeriyor. Bunlar Metro 2033, Metro Last Light ve Metro Exodus. İlkinden başlayıp Exodus'u yani tüm seriyi bitirmiş biri olarak oynarken en çok keyif aldığım serilerden biri olduğunu söyleyebilirim. Oyun bir atom işte savaşının yani nükleer savaşın sonuçlarını anlatıyor. Hayatta kalanlar nükleer holokosttan yaklaşık 20 yıl sonra Moskova Metro sisteminin labirentlerinde ve yani labirentlerinde metroda var olmaya çalışıyor ve bunun mücadelesini veriyor. Üçünün toplam fiyatı 44 lira. Arkadaşlar bunu kaçırmayın. Yani şu an dışarıda 44 lira hiçbir şey yapamıyorsunuz. Alın ve bu seriyi güzelce bitirin. Ve geldik 500 lira altı son oyunumuza. Dead Island 2. Dead Island 2 bir zombi kıyametin ortasında Los Angeles'ta geçen bir oyun. Oyunun başında oyuncular avcı olarak adlandırılan oyuncu avatarları olarak 6 oynanabilir karakterden birini seçiyor ve aksiyona dalıyor. Her birinin kendine özgü becerileri ve yetenekleri bulunuyor. Zombilere karşı savaşırken oyun size mekanikleri sebebiyle müthiş bir haz veriyor. Yeri geliyor duygusal müzikler ile gittiğimiz yerlerin bir zamanlar nasıl olduğunu da anlatıyor. Kısacası zombi temalı filmleri, dizileri ve oyunları seven biriyseniz pişman olmayacağınız bir oyundur. Fiyatı 374 lira. Elimden geldiğince sizlere tavsiye ettiğim oyunları yani beğendiğim hani almanız gereken aldığınızda hani oynarken keyif alacağınız oyunlardan bahsettim. Tabi biraz da sizin zevkinize de bağlı bu durum. 500 lira üstü ve 500 lira altı oyunları sizlere listeledim. Tabi gözümüzden kaçan oyunlarda olmuştur. Özellikle hani yine belirtiyorum e, Ubisoft'un ve EA'in oyunlarına dikkat edin. Bunların birçoğu Xbox Game Pass'te var. Özellikle Xbox Game Pass üyesiyseniz. Bunlara dikkat etmenizi söyledim. Yine söylüyorum kapanışta da dahi. Onun dışında diyeceğim de bir şey yok. Eğer sizin de hani bak şu oyun da aslında güzeldi. Bunu, bunu da ekleseydin güzel olur dediğiniz şeyler olursa yorumlara yazın ki hani insanlar da görsün. Almak isteyen olursa da alır. Yani yardımcı oluruz herkese. Bu şekilde bilgilendirmiş de oluruz. Yiyeceklerim bu kadar. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.